Güne taze sütle giriş yapıyoruz. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sütçümüz geldi. Sütü aldım, hemen ocağa koydum. Bu arada saat 12 çeyrek geçiyor. Kızlar hala uyuyorlar, uykucular. Ama bir tane uyanmış var burada. Bir tane uyanan civciv var burada. O da acıkmış. Hemen bir börekle ön açılış yaptık kahvaltıya. Ispanaklıdan yiyor hem de arkadaşlar. Bakın. Böreğimiz de o kadar güzel olmuş ki. Kameram bir türlü odaklamıyor şu an. Yumuşacık. Bakın, evet, yumuşacık oldu. Aysma. Nasıl olmuş? Nefis değil mi? Bakın arkadaşlar, şöyle göstereceğim size, bakın. Su böreği gibi resmen. Yumuşacık olmuş. Bayıldı Aysma, bayıldı. Sık sık yapalım bundan, tamam mı? Sevdin mi? Afiyet, şifa olsun. Löp löp et olsun sana. Oho, biri uyandı. Güno tatlım. Güno. Güno tatlım. Hayata gözlerini açtın mı? Oy maşallah, açmasan daha mı iyiydi? Bu neydi? Yüz göz şişmiş. Kameralara çıkmak istemiyormuş. Neyse, ben dünya güzelini çekeyim. Bakın, hiç yüzünde gözünde şişlik var mı? Allah'ım, özene bezene yaratmış. Çekmiyorum Alina seni. Güzel bir yer sofrasında kahvaltı istiyorum bugün. Senenin son gününü yer sofrasında kapatalım. Senenin son günü. Bugün şöyle güzel bir yer sofrasında kahvaltı yapalım. Şöyle oturalım, televizyonumuzu açalım. Zaten. Saat 1 oldu ya. Aynen, şey yapalım, kahvaltı yapalım. Oradan akşam yemeğine bağlarız bu saatten sonra. Gel ya, çok güzel. Yiyorum ya, yedim dün akşam. Bir daha ye. Sen bir tane tadına bak, çok güzel olmuş. Bir daha ye. Ben seviyorsan ye. Ye. Sen ye, şimdi sofrayı hazırlıyoruz, hadi. Hadi. Çay demlemedik ama soframız neredeyse hazır. O sırada kızlara diyorum ki, o sırada benim peynir tabağının ortama girişi. Şöyle güzel be. Bunların bazılarının hepsi peynir. Yılın son kahvaltısını yapalım. Bu arada akşam gelen çiçeğimi göstermedim size. Bakın, hediye geldi bana. Saksısı biraz küçük. Onu ilkbaharda değiştiririz. Artık ilkbahara kadar dokunmam. Boyuna göre bayağı küçük kalmış saksısı. Böyle çevirdim ki güneş alan tarafa doğru büyür yani. Ben bu çiçeğimi de sürekli çeviriyorum. Her taraf eşit olsun diye. Günlük olarak döndürüyorum. Buradan çok güzel güneş alıyor. Bakın, eşitliği göstereceğim size. Bir dakika, şöyle biraz uzaklaştıralım. Bakın. Her yer aynı şekilde. Görüyor musunuz? Döndürdüğüm için. Çünkü güneş ne tarafını aldıysa diğer tarafı döndürüyorum. Her taraf eşit şekilde büyüyor. Şimdi bunu da böyle biraz bekleteceğim. Bakın, tek taraflı büyümüş bu da. Şöyle. Bugün böyle bıraktım ki güneş oradan alsın. O tarafa doğru büyüsün diye. Bugün yöresel ürünlerin son günü. Bugün biraz kalabalık olur son gün olduğu için. Hayır. Ne alakası var Aleyna? O nereden çıktı şimdi? Sofrada söylenecek konu mu? Ne hastanesi? Maşallah deyince söylenecek konu. Öyle bir şey yok. Kahvaltı yapıyoruz şu an. Şöyle televizyona karşı kurduk soframızı. Haydanur benim videomun bitmesini bekliyor başlamak için. Hadi başla. Hangisinden başlasam diye düşünüyorum. Hadi düşünüyorsun. Ekmek hangisinden başlamaya karar verdin? Elemenden. Tamam o zaman, hadi başla. Aysma'ya da. Şahane bir kahvaltının ardından, ben size demiştim buradan akşam yemeğine bağlarız diye. Direkt akşam yemeğine bağladık olayı. Bugün arabaşı yapacağız. Akşam Arhan da erken geleceğim dedi. Aleyna gitmeden bir arabaşı akşamı yapalım dedik. Şimdi bir su bardağı un ölçtüm. 2 su bardağı suyla bu unu açıyorum. Arabaşı yapacağız arkadaşlar. Bugün önce hamurunu yapacağım. Şu an saat 2.30'a geliyor.
İnşallah donacak. Bu kaynar soğuk, sıcağı çıktığı zaman, soğuduğu zaman direkt dolaba alacağım bunu. Dolapta soğumaya bırakacağım. Bir ara balkonda donduruyorduk ya. Balkonda donduramayız, kar yağmaz. Burada, o kar yağınca. Şimdi 3 su bardağı suyu da buraya ölçüyorum. Yani 5 su bardağı suya. Suyla yapıyoruz arabaşının hamurunu. Evet. 5 su bardağı ölçüyorum. Bu suyu önce kaynatacağız. Sonra da aynen hamurunu karıştıracağız. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Şimdi suyumuzu kaynamaya bırakalım. Suyumuz kaynadı. Şimdi o suyla açtığım unlu karışımı da içine ekliyorum. İşte arabaşı hamurumuz tatlı. Bu kadar. Un, tuz, su. Hepsi bu kadar. Şimdi kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Bir dakika kadar kaynatacağım. Sonrasında güzelce kıvam hemen altını açıyorum. Kıvamını alacak. Bir dakika kadar hamurumuzu kaynattım. Şimdi hemen içinden suyunu boşalttığım borcamımıza şöyle tenceremizi iyice sıvıyoruz. Ve borcamı şöyle yayıyoruz. Bak, gördün değil mi? Olay budur. Şimdi bunu soğumaya bıraksam, ay tenceremde otlar ısınmış. Tamamen soğuduk sonra, şimdi balkona bırakacağım. Tamamen soğuduk sonra da buzdolabına kaldıracağım. Akşama kadar bu donacak. Şöyle bakıyorum ki her tarafının kalınlığı aynı mı diye, aynı gibi gözüküyor. Akşam üzeri de çorbasını yaparız. Senden kaçıyor olabilir. Gerçekten senden kaçıyor. Fülya'nın kedisi. Bak bak, iyice kaçıracak. Dikkat et, araba gelir. Araba şimdi soğumaya bıraktık. Kendimizi attık dışarılara. Hava çok güzel. Biraz Ice My Park'ta oynatacağız. Önce Zirve AVM'ye gireceğiz. Ayda Nurcu'nun pantolon bakacakmış. Belki sweatlere de bakarız. Ne oldu? Bir kaş göz ediyorsun. He? Sen artık sus be. Sus be. Bence de Aleyna, sen artık limiti taşıra 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 yer bırakmadın. Hala bir şeyler diyorsan. Yok ya, demiyorum vallahi, demiyorum yok. Daha sana bir şey demiyorum ben. Gel, çekinme Allah aşkına. Allah aşkına çekinme. Utanman yoksa söyle. Kaçtı mı? Kaç. Ha? Aysima. Nerede kedi? Ya ben buradaydım, o buradaydı. Çok yaklaşmışsın aslında. Bahçeye mi girdi? Binanın bahçesine mi girdi? Biz giremeyiz başkalarının binalarına. Ben şurada şekeri izliyorum. Kediyi gördün mü içeride? Ay Simay, şurada oynatırım diyordum ya, burası çok kalabalık. Biz kendi parkımıza geçeriz. Bizim orası sakin. Hala öksürüğü atlatmış değilim. Eve geçince yine bir mandalina çayı yapacağım. Çok seviyorum ben mandalina çayını. Çok faydasını gördüğüm söylenemez ama aromalı olduğu için hoşuma gidiyor. Bana olur mu? Ha? Olur mu? Sanki sana biraz büyük gibi onlar. Olur. Biraz büyük gibi Aysimacığım onlar sana. Ama şu olabilir. Buna ne edeyim seni? Seninkiler nereye gitti? Yürü bakayım. Aa, siyah da varmış bak. Pembesi de var. Beyazı da var. Aa, bari. Hangisine baktın?
Bol paça onlar. Bol paça. Bu var. Bu da bol paça. Bunun da üstü bol altı da. Ha bak o. Aynen o. Bak şu da dar paça. Aydınır. Evet. Bence de. Bu ışıltılı hayatı sen seçtin tatlım. Şu değil mi ya senin istediğin? Evet bu. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Gördün mü fiyatını? Gördüm, ne yapabilirim? Bir şey yapamazsın tatlım. Ne diyeyim? Sen de haklısın. Şu triko elbiseler ikili. Çok moda oldu bu yıl. Bak hırka diyordunuz ya. Bence de güzelmiş. Evet hatırladım. Tamam hatırladım. Tamam uzatmayın, ben burası yeni açılmış dedim. Daha gelmedi. Vardı diye kızıyorlar. Ne var? Gece gelecek. Recep İvedik'in arabası buraya gelmiş, yanmamış. Kipteki pantolonların fiyatları beni biraz şok edince. Yolumuzu zirveye çevirdik. Bir de giderken şuraya Gross 38'e gireriz. Böyle çıkmışken o market senin. Aslında var ya şu arka tarafta Pratikon var. Nerede? Yok. Hep böyle. Burası kalabalık bir mahalle. Sen bilmiyorsun tabii. Sen gideli uzun yıllar oldu. Unuttun. Şurada Pratikon var. Geçelim mi oraya da? Ben yokken buralar tutluktu. Sen yokken aynen buralar tutluktu. Şimdi böyle işlek bir yer oldu. Sen çok uzun zaman oldu ya, gidelim. Diyorlar ki Tip AVM'yi ismini nereden vermişler? Ben de diyorum ki aldıkların üzerine Kip diye oluyormuş. Oradan vermişler. Neyse geldik bakalım burada bulabilecek miyiz? Hatunların aradığı şeyleri. Ooo asparaslar 59 lira olmuş. Diğer 35 lira değil miydi bunlar ya? Kampanyalı poşetler. Ay şu paspas çok güzelmiş bak. Aydanur şu kelebek de sizin odaya güzel değil mi? Aydanur. Uzun değil mi biraz? Uzunluğuna bakma, ölçü olarak demiyorum. Model olarak. Aman ben ne diyorum Aydanur, ne diyor? Aleyna şey, apaydı. Salak mısın Aydanur? Açılıyormuş bu. Şöyle. Anne. İşte onlar daha küçükler. Onları alma. Sen büyüdün, onlar daha küçükler. Büyüsünler biraz daha. Ha tamam. Aynen. Ay nasıl güzelmiş, şunun güzelliğine bakın. Bana mı? Onun evet sana. Güzel mi? Ha? Daha güzelleri de mi var? Aleyna küçüldeceğim. Aleyna, ha, eldiven mi istiyorsun? Ben kulaklık istiyorum sandım. Sana? Rengi birazcık sanki şey gibi de, Aysima gibi de. Çocuğum sen bilirsin. Zaten o benim elimde küçücük. Ya minnacık elleri var. Şu biraz daha ağır sanki. Şu alırsana. Şuna bakarak. Aysim'i abarttık mı? Buraya kadar gelip de Züccaciye bölümünü gezmeden olur mu ya? Tabii ki olmaz. Şöyle bir turlayıp çıkacağım. Bir şey almayacağım. Gerçekten bir şey almayacağım. Sadece bakacağız. Değil mi Aysim'i? Onlar kasada sıra bekliyorlar. Gel. Onlar sıra beklerken
Biz de şöyle bir bakalım neler varmış. Bakar mısınız? Çok güzel tavalar da varmış, krep tavaları. 156 lira ama dökün. Ha? Krep yemiyoruz. Krep yemiyoruz değil, krep yapmıyor annen. Yapsa yiyoruz aslında. Ne oldu? Tamam mı? Krep yemiyoruz diyor da ben de krep yiyoruz da annen yapmıyor diyorum. Aha evet, sarımsak azıcığı var mı? Bak bakayım. Aydınur kırmış ama söylemiyor. Sarımsak çok sertti. Valla söyleyecektim o gün de bir şey oldu, söyleyemedim. Söyleseydin de bizi ortada bırakmasaydın. Bak bakayım burada var mı? Köfte şeyi değil mi? Var ondan bizim. Hayır değil. Ne güzelmiş, iki parça bir de. Bununla poğaça yap, şununla mantı. Bak bizdeki makastan. Ne doğuruyor biliyor musun? Maydanoz doğuruyor. Bizde saç kesme. Bizde saç kesme makas sandık böyle kat kat görünce. Ama işlevi çok başka. Biz zaten kullanmamıştık. Saç kesmemiştik onu. Aynen öyle duruyordu. Mutfağlık yeşil soğan falan doğrayabiliriz. Neyse. Ben şaka gibi de gördüm, oradan almıştım. Ay bir tane şundan al. O şundan mı olmasın ya? Bitki çayını şöyle bardağın kenarına demleyip adam yüzerken bitkilerin çıkmasın. Şey, bardaktan kurtulmaya çalışıyor adam. Şöyle duruyor. Bak şurada var fotoğrafı. Öyle mi duruyor? Evet. Bizim çıkmaya çalışıyor. Krizi de varmış. Yani bir tane böyle bitki demleyicim olmasın. Olmasın mıydı? Evet. Fiyatı yazmıyor. Merak ettim ama. O kim? O kim? Mantı. Patatesli mantı. Bu kadar şekil verdikten sonra eline de kapatmayın. O zaman eline kapatmaya devam tatlım. Şu tarafa doğru. Neymiş? Limon sıkacağım. Şaka. Ben de yok çiçek artık. Suyu sandım. Bak. Koysam mı? Buradan onu çıkaracaksın şey. Alttakini. Alttakini çıkaracaksın. Ha, evet. Öyle mi acaba? Dur. Anne ben de her neyse yani limon sıkıp şuradan da. Şöyle buldum. Ben de sulamayı sandım. Böyle olsun. Anne. Çekil dur. Bence hiç senlik bir şey değil o. Duş, duş paspası. Sen buna bak. Baktım. Ay o çok tatlıymış ya. Dur bakayım. Arkasında da annesiyle babası var. Nasıl güzelmişsin sen böyle. Çok güzelmiş. Pillere bak hele. Pörtek gözlerini sevdiğim. Anne. Kaç liraymış biliyor musunuz? 260. Hiçbir şey değil ya, ne olacak? Pillere anne. Bak şu da güzelmiş. Kahve sunumlarında şöyle bir sunumlu olmasın mı? Ne? At mı koşturacağız? Bak yavrusuyla. Anne yavru, seninle ben. Onlar. Ay şöyle bir leyleğimiz olmasın mı? Tam salonumuza uygun. 700 liraymış maşallah. Hiç şunlar yok. Anam seni seveyim ben. 700 lira da bu. Ne kadar pahalılar ya. Kaç dilim kek koyuyor? 2 dilim yeter. Koy. Neyse canım. Kendi kendimize eğlendirme şeklimiz. 700'den aşağı bir şey yok mu? Bana mı öyle geliyor? Portakal suyu, limon suyu, vişne suyu. Ben portakal alayım. Kekimin yanında portakal suyu tercih ediyorum. Sana gaz lambası alak. Çok güzelmiş. Bakar mısın? Gaz lambası var. Baksana. Sizin zamanınızda yaptığımızda vardı gerekiyor biliyor musunuz? Siz hatırlamazsınız tabi bunları. Gaz lambası gerekiyor biliyor musunuz? Evet. Artık elektrik bitiyormuş. Evet. Gaz lambasıyla şöyle bir bana gaz lambası hediye alabilirsiniz. İçinde ip mi yani? Bunun içinde evet. Yağ oluyor değil mi? Ne yağ? Gaz yağı konuluyor. Gaz yağı. Şu ipi de yakıyorsun. Biz çocukken hep bunlarla ders yapıyorduk. Tutluktu bizim zamanımız. Buralar hep tutluktu. Şaka yapıyorum tatlım, onları kandırıyorum. 1800. Anneannemlerin zamanında vardı ama o zaman. Varmış evet. O zamanlar varmış. Annem bu zamanlar bir şey yapıyordu.
Çok geç. Eskiden de ki? Çok eskiden. Yaptım bunlardan da çok. Annemin rengi. Anılarım depreşti. Hadi gidelim. Hadi artık çıkalım. Yeter bu kadar. Şu araba paspaslarının da dikkatimi çekmesi. Neydi? Çocuklarınıza yapacağım. Size yapamam. Bunlar şey herhalde. Çarşafların kenarına takılan şeyler. Çarşaflar ne kadarmış? Bak 120 lira. Hem de penye. Ben kumaşı aldım 100 liraya. Bunlar tek mi çift mi? Benimkine razı. Çift kişilikmiş, pardon. Benim aldığım şu bak 115 liraymış. Ha, ben de 100 liraya aldım. Tek kişilik kumaş. Neyse 15 lira kar etmişim ya. Aynen seninkine benziyor. Çarşı yastığı da varmış. Çok kar etmemişim ama olsun. Neyse almış olduk. Evet senin yorgan yüzün de aynı. Neresin tatlımın? Burada da havlular. Şurada bir tık aydınlık gelin ki. Bakayım. Hadi çıkalım artık ben sıkıldım. Hadi artık ben. Kızlarla yollarımız ayrıldı. Onları parka bıraktım. Ben şimdi eve geçiyorum. İkindi ezanı okundu. Şimdi parkta da otursak vakit geçecek. Ben eve geçeyim dedim. Namazımı kılayım, siz de parkta biraz oynayın. Sonra gelin bir kahve saati yapalım. Ekini aldılar, şuradaki parka bıraktım. Evin oraya geçmeyelim dediler. Burası biraz daha büyük bizim buraya bakarak. Aysima orayı daha çok seviyor. Bir de daha kalabalık oluyor tabii bizim kapıdan. Orası biraz daha kalabalık oluyor. Orayı daha çok seviyor. Onlar oraya bıraktım. Şimdi ben eve geçiyorum. Dedim gelince de güzel bir kahve saati yaparız. Söz verilen kahve saatine geçildi yalnız. Bazılarına kıpkı az gitti. Şöyle birazcık hile yapıyoruz. Kahvemin sonu kalmış. Sen git marketlerde gez gez. Bir paket kahve almadan eve gel. Yetmedi. Resmen ayarlayamadım. Neyse bakalım. Onlar köpüklüler içsin de ben köpüksüz içerim. Hep bu durumlarda da şey derim. Analar dert yesin. Analar dert yesin. Analar köpüksüz kahve içsin. Olmadı. Yetiştiremedik bir tanesine. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kahvemizin sonuymuş. Şimdi Ayhan ararım. Gelirken kahve al diye. Kahvelerimizi alıp salona geçiyorum. Tavuğumuz bizi bekliyor. Şurada çıkarmıştım. Çözülüyor o da. Bir yandan bulaşık makinesi bizi bekliyor. Bir kız var. O boşaltılacak, bizi bekliyor. Bir yandan çamaşır makinesi yıkıyor. Asılacak. Yani işimiz çok. Şurada ışık olsun diye. Bak gördünüz mü? Neyse. Adrenalin aramayayım da iki elimle tutayım tepsiyi. Lütfen rica ediyorum. Bir şarkı açayım mı? Bir şarkı aç da aşkım dinleyelim. Teşekkürsem açmayayım. Aç. Görev dağılımı yaptık. Tavuğu düdüklüye bıraktım. O haşlanıyor. Kahve keyfimiz bitti. Aleyna diyor ki bu da senin görevin dahilinde değil diyor. Yorumluyoruz. Şimdi görev dağılımı yaptık. Önce ben çorbayı yaptım. Sonra arkaya bulaşık geldi. Yo. Ben çorbayı dedim yapacağım. O zaman ben de tek unu kavuracağım dedim o zaman. Unu kavurup bırakayım, çorbayı yapmayayım. Tamam mı? Biriniz bulaşık makinesini boşaltacak. Biriniz çamaşır makinesini dedim. Aydanır da ben çamaşır makinesi dedi. Bu ikisi de bulaşık makinesi. Biraz aslında yavaş ama biraz yavaş. Arkada iş çıkartıyorsunuz. Ben de dedim ki kahve fincanlarda bulaşık makinesinin devamı. Aleyna kabul etmiyor. Arada kaldık. Ne diyorsunuz? Bence o kahve fincanlar bulaşığın devamı. Arkamdan iş çıkarma değil. O sırada kahvelerimizi içmiştik zaten. Sonradan yapmadım. Mesela ben de sadece un kavuracağım dedim ama çorbayı yapacağım unu kavurmakla beraber. Aysma. Vallahi. Yani o zaman kaçıncı kattan aşağı sarkıtılmak istediğini sen seç. Yani bak 8, 9, 10. Şuraya koyacağım. Katı sen seç. Ya
yani ben. Bende seçenek çok, kat seç. Kırılırmış, elinden düşermiş de. Hele bir dene bakayım. Anne, ne oluyor. Yani hiç bilerek yapmam. Hmm. Listeye hiç düşmez. Tamam tamam, ben ikna oldum. Evet. Ben diyorum yanlışlıkla. Hı-hı. Tamam. Ben de yanlışlıkla seni aşağıya sarkıtırım. Tamamen yanlışlıkla. Elimden pırtar. Bak, yanlışlıkla koyuyorum şu an. Aslında çorbanın yapımını çekmeyecektim. Çünkü birkaç video öncelerinden, birkaç değil de işte bir çok yakın zamanlarda iki defa yaptım ve yapımını çektim. Ama ne zamanki aynı şeyi tekrar yapsam, videoyu çekmesem nasıl yaptın sorusu illaki geliyor. Dedim hadi çekeyim. Çünkü mutlaka soran olacak, nasıl yaptım çorbayı diye. Şimdi biraz yağda 2 yemek kaşığı domates, 2 yemek kaşığı biber salçası çok daha güzel oluyor ama benim biber salçası bitmiş. Ben 4 yemek kaşığı domates salçasıyla yapıyorum. Salçayı biraz kavurdum. Normal bildiğimiz aynı çorba yapıyor gibi. Salçasını kavurdum. Toz biberini, tuzunu ekledim. O haşladığım tavuğun suyunu hemen ekliyorum. Şu kaşık düşecek diye de aklım çıkıyor. Annem köy tavuğu getirdiğinde onun yağı bayağı bayağı yetmişti ama buranın tavuğu malum. Bir arkadaşımız da kötü bir anısını anlatmıştı. Ben köy tavuğuyla çorba yapıyorum deyince tavukla ilgili, köy tavuğuyla ilgili kötü bir anısını anlatmış. İşte köy tavuğu kötü yerlerden besleniyor gibisinden. Ama annemlerin bahçede tavukların ayrı bir bölümü var. Ben gittikçe de çekiyorum zaten size, evin arkasında. Annemlerin tavukların bölümü var. Yani öyle kötü şeylerle beslenmiyorlar. İçimiz rahat o konuda. Kendi beslediğimiz tavuklar olduğu için. Şimdi kavurduğum unla da unu suyla açtım ve süzgeçten geçirdim. Çorbanın kıvamını ayarlıyorum. Şöyle biraz ekliyorum. Kaynayınca kıvamına bakıp tekrardan unlu su ekleyip kıvamını öyle ayarlıyorum. Dilim dolandı. Acıktık artık yavaştan. Tavukları da balkona koydum soğusun diye. Onları da didikleyip en son olarak tavuğunu da içine eklediğim zaman arbaş çorbamız bu şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Neden çorba kaselerimiz çıkıyor? Kaseleri çıkar, aynen. 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 Bu arada Ayhan geldi. Hızlandırılmış bir sofra hazırlığına geçtik. Çorbamızın etlerini de ekledim. Şöyle arabaş çorbamız hazır. Ben altını kapattık sonra. Kimyonunu ekledim. Biraz da karabiber. En son yaptığımda böyle kapattık sonra baharatını ekliyorum deyince bir arkadaşımız yazmış ki ben arabaş çorbasına karabiberi, kimyonu ilk defa duydum diye. Bilmiyorum, ben sürekli böyle yapıyorum ve onun lezzetini de zaten o baharatı veriyor. Bu arada hamurumuzu göstereceğim size. Efendim. Bakın. Ne yok? Yoğurt dursun orada. Bu tarafta yok, bir şey olmaz. Göster göster. Şöyle baharatını iyice karıştıralım. Keseyim ben. Hı? Kes bakayım. Bakayım öğrenmiş misin işi? Yalnız mutfağın arkasını hiç görmeyin. Oraya karıştırdım. Ha, biraz daha büyük. Üçe böl orayı. Aynen öyle. Efendim. Doyururuz ya. Aralıkta. Ya bir sefer servis yaparız. Bir daha bir daha. Aralıkta bir çek vereceğiz. Tamam. O benim şarkı. Getir tabağı. Arabaşımızı yedik. Çok son derecede tokuz aslında. Ama böyle ailece bir araya geldiğimiz çok nadir akşamlardan biri olduğu için şöyle küçücük bir abartı olabilir. Çünkü artık yarın akşam Ayhan olmaz. Ondan sonra Aleyna olmaz. Yok yarın salı varım. Salı var da ondan sonra. Ondan sonra da işte. Akşam varım da gece yok. Baban yok işte, sen varsın da. Yani hepimiz bir aradayken şöyle keyifli bir akşam olsun dedik. Kızlar da şey oynayalım dediler. Neyi oynayacaklar? Uno. Uno oynayacağız.
Ben kartları çayımızı demledim. İyi yapmışsın. O sıra karışmış kartları. Ben unuttum ama olsun, yardım edeceksiniz bana. Ay Sima yardım eder. Ay Sima öğretir sana. Bu arada ekranlarımız tamamen dünden kalmalar. Dünden kalmalarla günü kurtarıyoruz. Şimdi baba büyük bardakla içme, ona küçük bardak çıkaracağız. Bir de evet. Geçen gün babama büyük bardak şey yaptım. Bana dedi küçük bardak getir. Çaylarımızı dolduracağız. Sonrasında artık şöyle güzel bir akşam yılın saati. Yılın son çay saati. Son çay saatimiz. Seninle görüşürüz. Şakanı yap. Seninle görüşürüz. Şakamızı da yaptığımıza göre. Bu videoyu burada kapatalım yeter. Böyle çaylarımızı da dolduralım artık. Salona geçelim. Geliyorum hemen. Hazır mısınız? Çaylar geliyor. Hep annem bize doldurtuyor. Bize böyle doldurtuyor. Bugün de ben dolduruyorum, evet. Ve artık veda saati geldi arkadaşlar. Biz çaylarımızı da alır, salona geçeriz. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.